Yeni bir ürün incelemesi ve kutu açılımına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber SteelSeries'in oyuncular için geliştirdiği Rival 710 optik mouse'unu inceleyeceğiz. İncelemeye ve kutu açılımına geçmeden önce mouse'umuzun genel özelliklerinden bahsedelim. Oyun içi istatistikler ve kritik bildirimleri için OLED ekranımız mevcut. Burada gördüğünüz gibi. Buraya da istediğiniz GIF resimlerini atayabilirsiniz arkadaşlar. Ulti yeteneğin hazır olduğunda veya canın azaldığında dokunsal uyarı bildirimleri verir. Şu kısımdan titreşimli bir uyarı bildirimi veriyor arkadaşlar. Trim Move 3 optik sensör gerçek birebir izleme ve yüksek doğruluk sağlar. Performans ve kişileştirme için değiştirilebilir modüler parçalar mevcut. Şu kısımdan kablomuzu söküp takabiliyoruz arkadaşlar. 60 milyon tıklama ömrüne sahip mekanik anahtarlar mevcut arkadaşlar. 136 gram ağırlığında mouse'umuz. 7 programlanabilir tuşumuz mevcut. 12.000 DPI sensitivity'miz mevcut. USB üzerinden bağlantı yapıyoruz arkadaşlar. RGB aydınlatmamız mevcut. Genel olarak mouse'umuzun özellikleri bu şekilde. Gelin hep beraber mouse'umuzun kutusunu açalım, içeriğine bakalım ve bilgisayarımıza bağlayıp SteelSeries Engine 3 yazılım arayüzünden ne gibi özellikleri kullanabiliyoruz bakalım. Burada SteelSeries Rival 710'un kullanım kılavuzu mevcut. Bir adet mouse'umuz. Arkadaşlar mouse'umuzun en can alıcı noktası elimize çok rahat bir şekilde oturması. Birçok mouse kullandım ama SteelSeries Rival 710 kadar ele oturmuyordu arkadaşlar. Eli büyük olan arkadaşlar için tercih edilebilecek ve sunduğu özellikleri iyi olan oyuncu mouse'u. Mouse'umuzda 3 adet yan tarafta, 4 adet üst tarafta olmak üzere toplam 7 adet programlanabilir tuş mevcut. Mouse'umuzun bağlantısını yapalım ve bilgisayarımıza bağlayalım. Mouse'umuzu bilgisayarımıza bağladık. RGB LED'lerimiz yanmaya başladı. OLED ekranlı SteelSeries logosu. Bu logoyu SteelSeries'in kendi sitesine girerek GIF resimlerini indirip yükleyebilirsiniz istediğiniz şekilde arkadaşlar. Yüklemiş olduğumuz SteelSeries'in Engine 3 yazılımını açıyoruz arkadaşlar. Sol taraftan mouse'umuzun 7 adet programlanabilir tuşunu istediğiniz tuşla atayabilirsiniz. Programlayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan mouse'umuzun
DPI ayarını yapıyoruz. Gerekli sensitivity ayarlarını yapıyoruz arkadaşlar. Buradan sensitivity ayarlarını açıyoruz. Mouse'umuzun hassasiyet oranını açıyoruz arkadaşlar. Gerekli mouse özelleştirmelerimizi bu programla yapıyoruz arkadaşlar. Şu kısma tıklayarak SteelSeries logosuna buradan istediğimiz renk değişimini yapıyoruz arkadaşlar. Mouse'umuzun istediğimiz RGB renkte çalıştırabiliyoruz. OLED ekranımıza gelirsek SteelSeries'in sitesine girip bu kısımdan arkadaşlar SteelSeries'in alt sayfasından istediğiniz GIF resmini indirerek program aracılığıyla buraya atayabiliyorsunuz arkadaşlar. Mouse'umuzun genel olarak özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Bu mouse'umuzu kimler almalı? Bu mouse'umuzu benim gibi eli büyük olan arkadaşlarımız alabilir. Çünkü ele tam oturuyor arkadaşlar. Bu yönden çok iyi. Herhangi bir ağrı vesaire yapmıyor. Diğer küçük mouse'lar gibi. Özellikle FPS tarzı oyun oynayanlar, Counter Strike, PUBG tarzı oyun oynayanlar için ve sunduğu özelliklere göre alacağınız en iyi oyuncu mouse'larından biri. Kısaca mouse'umuzun özellikleri bu şekilde. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir ürün incelemesinde görüşmek üzere, hoşça kalın. Give it to me like...